önemli insanı. Bir madencinin annesi, bir madencinin eşi. Dolayısıyla emeğin değerini arttırmak için, emekçilerin kazanması için, birlikte kazanmak için aday oldu. Desteğinizi bekliyoruz. Hiç de bana cazip gelmiyor milletvekili olmak, biliyor musun? En çok kızdığım yer Ankara'dır. Ama hukukun bu kadar aşağılanması, halkların, insanların bu kadar ezilmesi beni temsil edecek. Yani adaletin, hukukun yerine getirilebilmesi için bu adaylığı kabul ettim. Diyorum ya, aslında hiç sevdiğim bir yer değil. Orası bana çok yalan geliyordu. Beni ezilenleri, işçiyi, emekçiyi temsil eden insanları nadiren gördüm orada. Hukuksuzluğun bu kadar ayaklar altına alınması da canımızı acıttı. Düşünsene, bizim çocuklarımızın davası, 301'in davası saysan 6 gün bile yatmadı suçlular. Orada birilerinin, halktan birinin, ezilmiş halklardan insanların oraya gitmesi için ben de bu adayla kabul ettim. Herkes bir şey, ittifak kurulduğunda Yeşil Sol'da baktığında, Yeşil Sol'da herkes yani halkça bölüşmesini konuşuyor orada. İnsanların sömürümlediği bir düzene karşı birlikte mücadele edelim diyorlar. Bunun için Yeşil Sol diyoruz. Orayı o kadar kötü yaptılar ki, bir hakim ezilen bir toplumun, yani 301'in katillerine verilen kararı, orada aileler itiraz ediyor ve mahkeme başkanı karşımızdan gülüyor. Nasıl bir adalet sistemi ya? Vicdanlarıyla mı o kararı verdiler? Vicdanlarıyla mı o kararın onaylamasından sonra çok mutlu oldular? Evet, ben iktidarın dediğini yaptım. Evet, ben sermayeden yanayım. Bunu dememesi lazım. Yargı bunu yapmaması lazım. Bir mahkeme başkanı bunu karşımızda gülmemesi lazım. Resmen oradaki ailelerle dalga geçti. Küstürdüler, biliyor musun? Kime bakarsan bak, insanlar mutsuz. Çünkü yargıya güvenemiyor, eğitime güvenemiyor, sağlığa güvenemiyor, yarınına güvenemiyor. Yarınına umudu yok insanların. Ama bu güzel bir seçim olacak. İnsanlar artık yarına umutla bakacak. Oraya şey yaptığımızda, o 13 Mayıs katliamında şunu haykıracağım. Evet, korkun. Yargılanacaksınız diye bağırabileceğiz. Daha bitmedi, bu yargılanma bitmedi diyerek korkun. 301'in gölgesinden de korkun, sayısından da korkun diye orada haykıracağız 13 Mayıs günü. Ve 14 Mayıs'ta karar değişecek. Ama burada Manisa'da gerçekten işçilerle iç içe olmasını talep ediyorum. Yani ben şahit seçilemezsem de işçileri orada temsil etmesini bekliyorum. 301'in hukuksal mücadelesini ben seçilemezsem de onların verebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık biz halk olarak çok ezildik. Toparlanmamız için birlikte güç oluşturmamız lazım. Ve Soma'da olsun, Manisa'da olsun, şimdi Manisa'da sanayi bölgesi, orada da ezilmiş, fabrikalarda ölen işçiler de çok. Mesela inşaat sektörlerinde çok işçiler ölüyor. Saydığımızda bunu senede milyonlara çıkıyor yani. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira çıktığını biliyoruz yani. Bunlara dur demek için önce denetlenilecek. İş koşulları ne olursa olsun net denetlenecek ve bunu da mecliste dile getirecekler, gen soru verecekler, soruşturma isteyecekler. Yani her ağır iş koşulları denetlenilsin. Ortaklarına artık ölmek istemiyoruz diyeceğiz. Sömürülmek istemiyoruz diyeceğiz. Hakça, kardeşçe paylaşmak istiyoruz. Sana güle güle diyeceğiz iktidara.